Al bakalım küçük hanım. Aferin sen abla. Günaydın. Ah günaydın kızlar, günaydın. Çilek, burada rahat uyudun mu? Kendimi suçlu hissediyorum. Uyudum. Siz de çok rahat uyudunuz galiba. Sabah odaya girdim, hiç uyanmadınız. Çilek? Efendim abla? Bir kalkar mısın? Ya hayır abla, daha yeni oturdum, istemiyorum. Çilek kalk dedim. Çilek! Ay gene girmişler birbirine. Evet hadi inelim. Dinlemeyeceğim seni, çek ellerimi üzerinden. Ya abla ne olur beni affet. İnanmıyorum sana ya, inanmıyorum. Nasıl elbisemi kesersin? Üf, yapmış yine yapacağını. Çilek öldüreceğim seni, mahvedeceğim. Abla ay dinle. Kaçma gel sana. Abla biraz aferin ablama ışıklar mısın? Söylemiştim sana karışmayacağım diye. Ay bırak Seren, zaten sen giysen bluz gibi olacak. Çilek! Abla bak, Deniz ne diyor, artık her şey için çok geç. Çilek, affedeceğim seni, kaçma gel buraya. Çocuklar ne oluyor? Durun çocuklar, durun. Artık beni kimse durduramaz. İnanmıyorum, Ceren yerin diye uyanır uyanmaz giyinmiş. Ve eteği yarısını kendi. Oh be! Çilek? Ya anne, kızma, çok istemiştim. Peki, madem çok istedin, şimdi durumu düzelt bakalım. Nasıl? Önce ablan için sihirle ona herkesin ne kadar güzel olduğunu söyleyeceği bir elbise hazırlayacaksın. Doğum günü hediyesi olarak. Sonra da Kerem gelmeden bu hediyeyi ablana vereceksin. Anlaştık mı? Benden daha mı güzel olsun? Evet, herkesten daha güzel olsun. Çünkü genç kızlar doğum günü partilerinde en güzel olmak isterler. Peki, bana yardım eder misin? Ederim. Şimdi önce ablanı ortaya alalım. Şimdi de ölçülerine uygun olarak seçenekler belirleyip ona en güzel elbiseyi yapalım, tamam mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Aşkım, Eda, ben çıkıyorum artık. Tamam canım, sana iyi işler. Ay, 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 bıcı bıcı mı yaptın sen? Bıcı bıcı mı? Ya aşkım ya, sen emin misin toprağın tek başına servise gidebileceğine? Eminim Yavuzcuğum. Merak etme baba, gidebilirim. İyi o zaman, sana iyi kreşler. Sana da iyi işler. Stres yok Yavuzcuğum. İyi ebeveynlik böyle bir şeymiş. Çocuğun kendine güvenmesi lazım. Ben zaten güveniyorum. Aşkım biz de sana güveniyoruz güvenmesine ama ne bileyim yani yolda başına bir şey gelebilir. Servisin kaza yapabilir. Kreşte dışarı çıkarsın, kaybolabilirsin. Ama neyse, düşündükçe insanın aklına bin bir tane şey geliyor. Kısacası korkuyoruz ve kıyamıyoruz. Hadi babası sen artık işine git. Bence bir günlüğüne böyle bir şey deneyebiliriz. Belki yersiz endişelerimiz vardır. Peki, öyle olsun o zaman, görüşürüz. Ha, telefon. Merci. Ara canım. Anne, servise falan gerek yok ki. Ben şimdi şuradan sihirle gidebilirim. Ay. Eğer peri kreşine gitseydin böyle bir şey olabilirdi. Ama küçük hanım sen bir fani kreşine gittiğin için okula onlar gibi gidip geleceksin. Yani seni ya ben getirip götüreceğim ya da servise gidip geleceksin. Tamam, ben servisi seçtim. Peki ya trafik sıkışırsa sıkılıp sihir kullanacak mısın? Mesela ben sana bu konuda hiç güvenmiyorum. Söz veriyorum, bunu tek başıma yapmam. Sihir kullanmak zorunda kalırsam bütün servisi trafikten sihirle kurtarırım. Bak gördün mü? Sana güvenmemekte çok haklıymışım. Hadi küçük hanım, beraber gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.